Sevgili öğrenciler, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki sorumuzda bir A doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali X üssü A, Y üssü B ve Z üssü C olmak üzere A doğal sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı K ile verilen formülle açıklanmıştır. Formüle baktığımızda formülü anlayabilmek için verilen bir X üssü A ifadesinin üssünü 1 arttırırken ifadeyi 1 eksiğini alıp aynı şekilde tabanda ise yine 1 eksiğini alarak bu sefer de paydaya yazıyoruz. Yani pay kısmına üssünü 1 arttırıp 1 eksiğini alırken payda kısmına tabanın 1 eksiğini alıyoruz ve üssü değere katmıyoruz. Aynı şekilde y üssü b'ye de üssünü 1 arttırıp y üssü b artı 1 deyip 1 eksiğini aldık, paya yazdık. Taban olan y'nin 1 eksiğini paydaya yazdık ve aynı şekilde z ile de devam ettik. Bu bilgiye göre, verilen bilgiye göre 420 sayısının pozitif tam bölenlerin toplamı olan k sayısının kaç tane asal çarpanı vardır diyor. Şimdi soruyu anlamak üzere öncelikle 420 sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamını bulacağız ve buna bir k sayısı diyeceğiz. Daha sonra k sayısını asal çarpanlarına ayrılmış haliyle yazıp asal çarpan sayısını bulacağız. Baktığımızda öncelikle 420 sayısını asal çarpanlarına ayrılmış haliyle yazmaya çalışırsam 2'ye böldüm 210, yine 2'ye böldüm 105, artık 2'ye bölünmez 3'e böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1 ifadesini gördüm. Yani 420 sayısını 2 üssü 2 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 1 çarpı 7 üssü 1 olarak yazabiliyorum. Şimdi tam bölen toplamları için, pozitif tam bölen toplamları için K formülünde yerine yazarsam, bu sefer K 2 üssü 2'nin üssünü 1 arttırıp 1 çıkardığım zaman kendisinden bunu paya yazdım. Tabanın ise 1 eksiğini paydaya yazdım. Aynı şeyi bu sefer 3 için uyguluyorum. 3 üssü 1 için uyguluyorum. 3 üssü 1'e 1 arttırdım. 3 üssü 2. Eksi 1 bölü 3 eksi 1. Bu sefer 5 için 5 üssü 1'i 5 üssü 2 eksi 1 bölü 5 eksi 1 olarak yazabildim. 7 üssü 1 için ise 7 üssü 2 eksi 1 bölü 7 eksi 1 olarak yazabildim. İfademizde değerleri bulacak olursam 2 üssü 3, 8. 8'den 1 çıktı, 7. Bölü 2'den 1 çıktı, 1. 3 üssü 2, 9. 9'dan 1 çıktı, 8. Bölü 3'den 1 çıktı, 2. Üçüncü ifadede 5 üssü 2 eksi 1, yani 24. Bölü 5 eksi 1, 4. Çarpı 7'nin üssü 2 eksi 1, yani 48. Bölü 7 eksi 1, 6 ifadesini görüyorum. Burada çarpma işleminde kolaylık sağlayabilmek adına paylarla paydalar arasında sadeleştirme yaptığımda 8'i 2'ye böldüğümde 4, aynı şekilde 4'ü 4 ile sadeleştirdiğimde birer sayısını gördüm. 6'yı da 48 ile sadeleştirdiğimde 8 sayısını gördüm. İfadeye yazacak olursam artık payda kısmında bir ifade kalmadı. Yukarıda ise 7, 1'i yazmıyorum arkadaşlar, 24 çarpı 8 ifadesini gördüm. Burada bu ifadelerdeki sayıları tek tek çarpıp daha sonra bulduğum k sayısını tekrar asal çarpanlarına ayırmak yerine daha kolay olabilmesi için ben k sayısının çarpma olarak verilen her bir ifadesini çarpanlarına ayırıyorum. Yani 7'yi 7 olarak ayırabiliyorum. 24'ü ayırdığımda 24'ü ayırdığımızda nasıl ayırıyoruz arkadaşlar? 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3, 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 olarak yazdım. Aynı şekilde 8'i de yine 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. K sayısına baktığımda 7 tabanında başka bir sayı yok. 2 tabanında ise
203 çarpı 203 yani 206 ifadesini görüyorum. Aynı şekilde 3 sayısının da üssünün 1 olduğunu görüyorum. Baktığımızda 7 bir asal çarpanı iken 2 ikinci asal çarpanı, 3 üçüncü asal çarpanı olmuş oluyor. Yani 7, 2 ve 3 sayıları K sayısının asal çarpanları olmuş oluyor ki bunların kaç tane olduğunu sormuştu. 7, 2 ve 3'ten 3 tane, doğru seçeneğim de B seçeneği olmuş oldu. Bir başka sorumuzda ise yine bir bilgimiz var. Bilgide birden büyük herhangi iki pozitif tam sayı X ve Y olmak üzere Y üssü X artı X üssü Y yani birbirinin çevrilmiş halleri X üssü Y ile aynı şekilde tabanla üssün yer değiştirdiği Y üssü X ifadesinde toplama şeklinde yazılan ifadelerin her bir sayısının Leyland sayısı olarak adlandırıldığını söylemiştir. Bir örnek olarak da X'i 2, Y'yi 9 aldığımızda 2 üssü 9, daha sonra üstlerle taban yer değiştirdi. Üste taban yer değişti, bu sefer 9 üssü 2 oldu. 2 üssü 9'u 512, 9 üssü 2'yi de 81 olarak bulup topladığında elde edilen 593 sayısının bir Leyland sayısı olduğunu söylüyor. Bu bilgiye göre X'in 3, Y'nin 5 olduğu durumda Leyland sayısı hangisidir diyor. Arkadaşlar ifademizde biz X gördüğümüz yere 3, Y gördüğümüz yere 5 yazarsak. Bu sefer X üssü Y ifadesi 3 üssü 5. Y üssü X ifadesi de tekrar söylüyorum tabanla üssün yer değişmiş hali olacak. 5 üssü 3. 3 üssü 5'i 243. 5 üssü 3'ü ise 125 olarak bulduğumuzda 368 sayısı 243 ile 125'in toplamı oluyor. Dolayısıyla verilen seçeneklerde X'in 3, Y'nin 5 olduğu durumda Leyland sayısı 368 B seçeneği olmuş oluyor. Başka bir sorumuzda ise bu sefer düzgün altıgen bir şekil vermiş. Bir kenar uzunluğu kök 40 santimetre olan düzgün altıgenin çevre uzunluğu A santimetre olmak üzere bir kenar uzunluğu A santimetre olan bir karenin alanı kaçtır diyor. Öncelikle soruda sırasıyla gidecek olursak bir kenar uzunluğu kök 40 santimetre olan düzgün altıgenin çevre uzunluğu olan A'yı bulacağız. Kök 40 santimetreyi ben 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 5 olarak yazabildiğime göre 2'nin küpü çarpı 5 ama 2'nin karesi olarak yazmamın nedeni karesi olan ifadeler dışarıya üssü bırakarak çıktığından 2 kök 10 ifadesi olmuş oluyor. Yani ben burada 2 kök 10 santimetre olan bir düzgün altıgenden bahsediyorum. Düzgün altıgen olması zaten geçmiş yıllardan öğrendiğimiz gibi her kenarının birbirine eşit olması demekti. Şekle baktığımızda bir altıgen olduğundan 6 tane 2 kök 10 ifadesinin benim için çevreyi vereceğini görüyorum. Burada 6 çarpı 2 kök 10 da katsayılar kendi arasında, köklü ifadeler kendi arasında çarpıldığından 6'da bir köklü ifade yok. 6 ile 2'yi çarptım. 12 kök 10 ifadesinin çevre yani soruda ise benim için A'ya denk geldiğini görebiliyorum. Sorunun ikinci kısmında ise bir kenar uzunluğu A santimetre olan bir kareden bahsediyor. Karemizin, yeni elde ettiğimiz karemizin bir kenarı A olmak üzere, ki yine burada hepsi birbirine eşit olacak. Bir kenarı A olmak üzere, A'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? 12 kök 10 olarak bulmuştuk. Bir karenin alanını hatırlayacak olursak, karenin alanı bir kenarının karesi olarak adlandırılıyordu. A kare ifadesi burada 12 kök 10'un karesi olarak ifade edildi. Yani birinci ifade olan 12'nin karesi 144 çarpı kök 10'un karesi kök 100. Yani diğer bir ifadeyle 10, 144 ile 10'un çarpımı ise
1440 santimetre kareye eşit olmuş oldu. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Bir başka sorumuzda ise birbirine eş iki çubuk hiç artmayacak şekilde 4 santimetrelik ve 5 santimetrelik parçalara ayrılmak isteniyor. Gördüğümüz gibi çubukların uzunlukları aynı ama parçaların her biri 4 santim ve 5 santim olmak üzere iki farklı şekilde nitelendiriliyor. Her bir kesim işlemi 5 saniye sürüyor. Her bir kesim işlemi 5 saniye süreceğine göre. Tek bir kesim aletiyle bu işlem toplam 10 dakikadan fazla sürdüğüne göre. 10 dakika kaç saniyeye denk geliyor? Çünkü benim kesim işlemim saniye cinsinden olduğu için benim dakikayı da saniye çevirmem gerekiyor. 10 çarpı 60, 600 saniyeden bahsediyoruz. 600 saniyeden fazla sürdüğüne göre bu çubukların uzunluğu en az aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Burada baktığımızda verilen ifadelerde 220, 240, 260 ve 280 ifadelerini görüyoruz. 600 saniye sürebilmesi için bu ifadeyi 600 saniyeyi 5'e böldüğümde her bir kesim işlemi 5 saniyeydi. 120 kesimden fazla bir kesimin olması gerekiyor. Şimdi seçeneklerimize baktığımızda 120 kesimden fazla bir kesim sayısını bulmamız gerekecek. A seçeneği için değerlendirdiğimizde 220 sayısının 4 santimlik parçalara ayrılırsa 220 bölü 4'ten 55 parça, 5 santimlik parçalara ayrılırsa 44 parça olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada unutmamamız gereken bir durum var. Bir örnek verecek olursam herhangi bir parça bir kesimle iki parçaya ayrılır. Aynı şekilde 3 kesim yapıldığı durumda da 4 parçaya ayrılmış olur. Yani parça sayısından bir eksik kesim sayım vardır. 220'yi 55 ve 44 olan parçalara ayırdığımda 55 parça için 54 kesim, 44 parça için 43 kesim yapmam gerekiyor ki bu da toplamda 97 kesim olduğunu veriyor. Dolayısıyla 220 ifadesi benim için doğru seçenek olmuyor. 240'a baktığımda ise 240 ifadesinde 4 santimlik parçalara ayırdığımda 60 parçanın, 5 santimlik parçalara ayırdığımda ise 48 parçanın olduğunu, 60 parça için 59 kesim, 48 parça için 47 kesim olduğunu görüyorum. Bu da benim için toplamda 106 kesim oluyor ki bu da sağlamıyor. Çünkü hatırlayacak olursanız 120 kesimden fazla olması gerekiyordu. Ben 120 kesimde 10 dakikaya ulaşıyordum ve sorumuzda 10 dakikadan fazla olması gerekiyordu. 260'a baktığımda ben 4 kesim yaptığımda ifadeyi 4 kere kesim 4 santimetrelik parçalara ayırdığımda 65 parça olduğunu, 5 santimetrelik parçalara ayırdığımda ise 52 parça olduğunu görüyorum. Bunun için 64 kesim ve 51 kesim yapmam gerekiyor. Yani 115 kesim oldu ki bu da yanlış oldu. Son seçeneğimizde ise 280 santimetreyi önce 4 santimlik parçalara ayırdım. Yani 4 santimlik parçalara ayırdığımda ifadede baktığımda 70 parça oluştu. 5 santimetrelik parçalara ayırdığımda ise 56 parça oluştu. Baktığımda 70 parçayı 69 kesimle, 56 parçayı 55 kesimle elde ettim. Yani 69 artı 55 eşittir 124 kesim oldu ki bu da benim 120 kesimi geçmem gerektiği seçeneğiyle örtüşüyor. Dolayısıyla sorumun cevabı da D seçeneği 280 olmuş oldu. Bir başka soruda ise yine bir bilgi verilen soruda A doğal sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali X üssü A çarpı Y üssü B çarpı Z üssü C ise
X, Y ve Z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bu sayının tam bölen sayısını veren bir formül veriyor. Ona da baktığımızda, hatta yorumladığımızda asal çarpanlara ayrılmış halindeki üslerin birer fazlasının iki katı olarak da adlandırabiliyoruz. Soruya baktığımızda 15 üssü x eksi 2 ifadesinin tam bölen sayısının 32 olduğunu görüyoruz. Yani ben burada birbirinden farklı asal sayılar olarak tabanları yazacak olursam 15 tabanını yazabileceğim iki farklı asal sayının çarpımı olan 3 ile 5'i görüyorum. Yani tabanları 3 çarpı 5 üssü x eksi 2 olarak adlandırabilirim. Bu da bana 3 üssü x eksi 2 çarpı 5 üssü x eksi olduğunu veriyor. Formülümüzde ise 32 sayısının 2 çarpı üstlere baktığımda x eksi 2'nin bir fazlası olan x eksi 1 ve yine x eksi 2'nin bir fazlası olan x eksi 1'i elde ettiğimizi görüyoruz. Burada her iki tarafı da 2'ye böldüğümde sol tarafta 16 kaldı. Dolayısıyla ifadem 16 eşittir x eksi 1'in karesi olmuş oldu. Burada x eksi 1 ifadesi 4'ün karesi olarak yazıldığından x eksi 1'in karesini 4'ün karesi olarak yazdığımdan x eksi 1'i artı 4 veya eksi 4 olarak alabilirim. Burada eksi 4 olma ihtimali yok çünkü burada asal çarpanlar ayrılmış halinde üslerin negatif olma durumu söz konusu değildi. X eksi 1 eşittir 4'ten x ifadesini de 5 olarak alabiliyoruz. Dolayısıyla burada K tam sayısını aşağıdakilerden hangisine eşittir sorusu için B seçeneğinin doğru bir seçenek olduğunu görüyoruz. Başka bir soruda ise bir mağazada satılan ceket, pantolon ve gömleğin alış fiyatları sırasıyla 78, 50 ve 38 olmak üzere aynı ürünlerin satış fiyatları yine aynı sırayla 120, 78 ve 58 olarak belirlendiğinde bu mağazada gün boyunca satılan ürünlerin her birinden elde edilen karlar birbirine eşit olduğuna göre gün sonunda mağazada satılan gömlek adeti pantolon adetinin en az kaç fazlasıdır diyor. Şimdi baktığımızda alış fiyatları için satış fiyatları için değerlendirecek olursam ceketim, pantolonum ve gömleğim için 78, 50 ve 38 fiyatlarını görüyorum alış fiyatı olacak. Aynı şekilde satış içinde 120, 78 ve 58 fiyatlarını görüyorum. Kârlara baktığımda ise kâr satıştan alışın çıkmasıydı. Dolayısıyla benim burada bir ceketten kârım 42 lira, bir pantolondan kârım 28 lira ve bir gömlekten kârım 20 lira olmuş oluyor. Şimdi buradaki kar olarak aldığım ifadelerin aynı sayı olabilmesi için, karların birbirine eşit olması için bunların ortak bir katına gitmem lazım. Öncelikle 42 ile 28'in ortak katını bulacak olursam, aynı ifadeyi bu sefer 20 ile ortak katıyla birleştirip, alabileceği, üçünün de alabileceği en küçük ortak katı bulmuş olurum. 2'ye böldüğümde 21'e 14. 2'ye böldüğümde 21'e 7 olarak aldım. 3'e böldüğümde 7'ye 7. 7'ye böldüğümde 1'e 1 oldu. Dolayısıyla 42 ile 28'in ortak katı olarak aldığım ifade 21, 42 ve 84 olmuş oldu. Aynı şekilde 84'ü de 20 ile, bu sefer bu ikisinin ortak katını 20 ile ortak katı olarak alırsam 2'ye böldüm. 42, 10. 2'ye böldüm, 21'e 5, 3'e böldüm, 7'ye 5, 5'e böldüm, 1'e 7, 7'ye böldüm, 1 ifadesini gördüm. Burada ise 84 ile 20'nin ortak katı olarak alacağım ifade ise baktığımda 70, 420 sayısının olduğunu görüyorum. Yani
420 lira bunların ortak katı olmuş olacak. Alabileceği en az kaçtır dediğinde ben bu sefer 420'yi 42'ye böldüğümde 10 ceket, 420'yi 28'e böldüğümde 15 pantolon ve aynı şekilde 420'yi 20'ye böldüğümde de 21 gömlek olduğunu görüyorum. Satışlar için en az miktarlar bunlar olmuş oldu. Sorumuzda ise gün sonunda mağazada satılan gömlek sayısı pantolon sayısından kaç fazladır diyor. 21'den 15'i çıkardığımda 6 tane fazla olduğunu görüyorum. Bu da benim için doğru seçeneğin A seçeneği olduğunu gösteriyor. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.